içinde bulunduğumuz şartlarda kripto para piyasasında kafa karışıklığı yaşamak oldukça muhtemel bir durum. Bu özellikle küçük yatırımcılar üzerinde büyük yatırımcıların yapmış olduğu bir manipülasyon yöntemidir arkadaşlar. Bu bakımdan şu soru işaretini çok fazla kafaya takmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Acaba sadece Bitcoin ve Ethereum mu yukarı gidecek? Altcoin'ler bundan sonra yükselmeyecek mi? Çünkü bu soruyu bana hem özelden hem yorumlarda oldukça fazla soranlar olmaya başladı. Altcoin'lerde eskisi gibi 50x'ler, 100x'ler göremeyecek miyiz veya işte altcoin'lerde yükselişler olmayacak mı? Sadece Bitcoin ve Ethereum u gidecek gibisinden. Böyle bir durum yok. Piyasamız hala çok sığ, yani hacimsel anlamda global çapta baktığınız zaman para piyasalarında oldukça sığ bir piyasa hacmi oldukça düşük bir piyasa ve hala çok yeniyiz arkadaşlar ve gelişime devam ediyoruz. Ülkeler regülasyonlar yapmaya devam ediyor ve şirketler, bankalar, işletmeler, bireyler, bireyseller kripto kriptolara girmeye Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere devam ediyor. Burada özellikle Ethereum'a dikkat çekmek istiyorum. Altcoin'lerin en zirvesindeki isim. Bu güçlü kaldıkça güçlenmeye ve yükselmeye devam ettikçe altcoin'ler de aynı şekilde yükselişini sürdürecektir. Bunu ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Çünkü yeni teknolojiler çıkacak. Ethereum'un zaten Ethereum teknolojisinin avantajı altcoin'lerin çıkması. Yani Ethereum'un üzerinde yeni projelerin yazılması ve yeni projelerle beraber yeni coin'lerin Piyasaya çıkması. Ethereum kuvvetlenirse bu şekilde kuvvetlenecek ve birçok altcoin yükselişini sürdürecektir. Bunu sizlere hatırlatarak videomun girişini yapmak istedim. Video içerisinde farklı ve güzel bilgiler bulacaksınız. Videonun sonunda yine yükseliş beklediğim bazı projelerin grafiklerini sizlere aktaracağım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu BlackRock'ın Bitcoin ETF başvurusunu yeterli bulmayarak reddetmişti ve yeniden bir raporlama yapılarak BlackRock Bitcoin ETF başvurusu yaptı. Burada özellikle bir konu var Coinbase'e atıfta bulunuldu içeride burada Coinbase'in atıfta bulunulması ortaklık yapılacağının rapor içerisinde aktarılması sadece BlackRock değil. Aynı şekilde birçok ETF yeni ETF başvurusunda görmüş olduğum bir husus oldu. Bu konuda da aslında SEC'nin elinin kolunun bağlanması bekleniyor gibi arkadaşlar ve Coinbase ile beraber bir kesinlik gözü artık ortaya çıkmış vaziyette ilerleyen aşamalarda tekrardan BlackRock ve Coinbase ile bir ortaklık durumunda söz konusu olacağını ifade edelim. Bu arada Nasdaq'ta listeli olan Coinbase'in hisse senetlerinde yükseldiğini görmüş olduk. Bu önemli bir konu idi. Bununla beraber Ethereum'u ön plana çıkarmak istiyorum. Ethereum'da staking rekorları kırılıyor. Önceki videomuzda da söylemiştim özellikle Bitcoin ve Ethereum'da piyasalardan, borsalardan çekilme var spot bazlı olarak. Yani insanlar satıştan çekiyor, bir yerlere stake ediyor veya soğuk cüzdanlarında depoluyorlar Ethereum'larını. Baktığımız üzere özellikle Lido Finance üzerinde staking rekorunun kırıldığını görüyoruz. Yani insanlar Ethereum'larını stake ederek buradan bir kazanç sağlıyor, bir kilitleme işlemi yapıyor aslında. Yani kısa vadeli, orta vadeli düşüş bekleyen insanlar zaten bunları yapmaz ve Ethereum'daki bu staking olayı piyasaların, Ethereum'un yükselişine sinyal veren bir durum olarak da karşımıza çıkar. Yine balina aktivitelerine baktığımız zaman Ethereum'un özellikle bir artış olduğunu görmekteyiz. Bize veriler bunları söylüyor arkadaşlar. Yani şuradaki aktivitelere baktığınız zaman yukarı doğru bir ivmelenme olduğunu görebilirsiniz. Bu da aynı şekilde mesela XRP'de de olan bir durum idi. Ve Bitcoin'de de aynı şekilde aktivitenin artması piyasanın yukarıya Ethereum bazı olarak gidebileceğini sinyallerini bizlere Verir nitelikte bunu da arz etmiş olalım. Yine Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir rapor var arkadaşlar. Bu rapora göre Kripto borsalarından Bitcoin ve Ethereum arzının azaldığını peyderpey görmekteyiz ve bu Haziran ayı içerisinde ciddi bir düşüş olarak karşımıza çıktı. Yani arz neredeyse Bitcoin'de %4 azalmış oldu Haziran ayı içerisinde. Bunlar çok önemli rakamlar, çok önemli veriler. Piyasanın nereye gittiğini anlayabilmemiz açısından önem arz ediyor arkadaşlar. Yani havadan sudan değil, direkt insanların, kurumsalların, bankaların neler yaptığını yani burada Goldman Sachs gibi büyük bir bankanın bizlere raporunda da aktardığını görmüş olduk son videomda da buna bahiste bulunmuş idim. Lütfen bunları dikkatli takip edelim. Şimdi grafiksel anlamda birazcık daha ilerleyecek olursak Bitcoin'de 30.800 dolar seviyelerinde bulunuyoruz. 30.000 doların üzerinde kalması Bitcoin'in iyi işaret gittiğini söyler. Nitelikte kısa orta uzun vadeli olarak üçü içinde geçerli. RSI'de ufak bir geri çekilme görüyorum. Bu birazcık can sıkmıyor değil. Çünkü burada bir negatif uyumsuzluk ile karşı karşıya kalmak istemeyiz. Bu biraz geri çekilmenin olabileceğini bizlere söyler. Umalım ki 30 binlerin altına tekrardan sarkan bir bitcoin görmeyiz. Ethereum'da da hakeza destek üzerinde bir yükseliş e, görüyoruz. Orada bir alım satım senaryosu ile karşı karşıyayız. 1836 dolar seviyeleri destek olarak çalışmaya devam ediyor. Kırılımını bekleyelim. E, şurada 1900 dolar düzeltiyorum. 1900 doların kırılımını bekleyelim. Sonrasında 1836 desteğinin ikinci destek ve al bölgesi olarak çalışabileceğini ifade etmiş olalım. Şimdi Ethereum'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Piyasalarda, borsalarda arzı düşüyor. Fakat Fiyata da düşüyor. Normalde talebi çok olan bir şeyin fiyatının da yükselmesi gerekiyor. Fakat vadeli borsalarda vadeli işlemler yapıldığı için Ethereum'da fiyatın baskılanma oranı oldukça söz konusu. Fakat biz ortozun vadeli gidişatı iyi bir şekilde anlayabilmemiz için söylediğim spot bazı alımlar, borsalardan geri çekilmeler, arzların aslında fiyatın yukarıya da gideceğini real bazlı söyler. Nitelikte Ethereum'la ilgili bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Gün içerisinde momentumu yüksek olan hızlı projeler tabii ki yine söz konusu. Bunlardan bir tanesi Teta projesi. Teta'ya baktığımız zaman önemli bir direnç bölgesinde olduğunu söylemem lazım. 0.80'li bölgeler önem arz ediyor benim için ve bir trend kırılımı da şöyle söz konusu olabilir. Bu trend kırılımıyla karşı karşıya kalırsak ki yukarı doğru da kırmış gibi gözüküyor fiyatın biraz daha kafasını kaldırabileceğini söyleyebiliriz. 0860 bölgelerinde geçirmesiyle birlikte TETA yine projesi güzel, uzun vadeli, cepte tutulası projelerden bir tanesidir. Benim fikrim ilk için arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. yine Uniswap merkeziyetsiz borsasının token olan Uni token Momentum'u yüksek olan projelerden bir tanesi idi. Aresaylar'da dikkatinizi çekerim. Yavaş yavaş artık tepe bölgelere geliyor. Çok tepelere çıktıktan sonra artık bir düzeltme beklemek söz konusu olacaktır. Bunu da arz edelim. Şöyle şu yapıları çok fazla görmeye başladım. Son dönemde markette arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani trend bölgelerinin dirençlerine gelen grafikler var. Şu an direnç olarak söyleyebileceğimiz bölge 5.90 dolar bantları Yuni grafiğinde arz etmiş olalım buranın kırılımı yükselişi hızlandırır fakat TP alınması kar alınması daha olası bir bölgedir diye söylemiş olalım ve geçelim ayota projesini ayota projesi de yine yükseliş bazı olarak iyi giden projelerden bir tanesi günlük anlamda şöyle bir düşen kanalın içerisinde günlük olarak bu kanalın kırılımını beklememiz gerekiyor kendisinden ciddi ataklar görebilmemiz için bu da fiyatın 0.20'lerin üzerinde günlük kalması anlamını taşır arkadaşlar. Olur da dirençten geri dönecek olursa tekrardan hedefin 0.15'ler olabileceğini unutmayın. IOTA'da tıpkı TETA gibi güzel bir proje uzun vadeli toplanası projelerden bir tanesi olmasını düşünüyorum ve sıradaki projemize geçelim. Yine momentum yüksek projelerden bir tanesi AV projesi iyi yükseliyor, ciddi yükseliyor. Son haftalarda rekor kırıyor kendi çapında. Burada baktığımız zaman bir direnç bölgesinde olduğunu hatırlatmak isterim. 64 düzeltiyorum 84-85 dolar bantları buralara gelirse buralardan bir tek profit alınabilir. Halihazırda zaten düşen trendin kırılması uzun zaman önce gerçekleşmiş. Ve burada özellikle Fibo bazlı olarak bakacak olursak muhtemelen 84 dolar seviyelerinde bulunan bölgenin Fibonacci 618 bölgesinin hemen üzeri olduğunu da görebiliriz. Yani bu bölgelerin bulunduğu seviyelerde birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü düzeltme gelme ihtimali de söz konusu olabilir diyelim ve geçelim Polkadot'a. Polkadot da benim grafiksel anlamda gördüğüm bir ikili dip söz konusu olabilir arkadaşlar. Buradaki ikili dibi şöyle tarif edebiliriz. Bakın burada bir burada iki yukarıdan gelip şöyle tekrardan devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Dibin aşağı yönü kırılmaması gayet makul bir durum. Burada hedef seviyesi neresi diye soracak olursanız kuvvetle muhtemel 8 dolar bantları olarak gözükmekte. Polka dot projesinde Tabii ki stopla hareket etmek gerekiyor. Burada dip bölgesinden epeyce de bir uzaklaşmış. Yani dip bölgesine baktığınız zaman %20'lik bir geri seviye var. Bu bakımdan stop bölgesinin hemen işte bu 5 dolar gibi seviyelere yerleştirilmesi makul olabilir Polkadot projesinde. Fakat grafiksel anlamda öyle bir avantajda görünüyor ikili dip avantajı. Yine orta uzun vadeli hatta kısaya da çekebileceğimiz bölgelerde ciddi bir yükseliş beklentisi içerisinde olduğum projelerden bir tanesi Litecoin projesi. Çünkü önemli bölgelerin ciddi bir sıçramayla geçildiğini gördük. Burada yatay bazı olarak özellikle 105-104 dolar seviyeleri oldukça önemli bir seviye. Uzun çaplı baktığınız zaman da grafikte önem arz eden bir bölge ve bu bölgenin üzerine atmış durumda ve diplerin sürekli yükseldiğini burada görüyoruz. Yani ciddi bir momentum yakalamış bir proje ve temelde de sağlıklı ve sağlam adımlar atılan projelerden bir tanesi. Bu bakımdan Litecoin'in yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan stoplu bir şekilde kısa orta uzun devam edilesi projelerden bir tanesi olacaktır. Hedef vermek istemiyorum ama trendin devam edeceğini düşünüyorum diyelim. Yine aynı düşünceler içerisinde olduğum projelerden bir tanesi de Chainlink projesi. Chainlink de çok önemli bir akümülasyon içerisinde. Burada önemli toplamalar gerçekleşmiş ve küçük yatırım için avantajlardan bir tanesi de bana kalırsa desteğe yakın bir konumda. Yani görece yakın bir konumda. Şöyle baktığınız zaman hemen hemen %15 ve 16'lık bir yakınlık söz konusu. Bu da stop bölgemizin belirlenmesi açısından önemli bir seviye. Şuradaki akümülasyon bölgesinin üzerine doğru bir kırılım gerçekleşirse fiyatta o zaman çok daha farklı senaryolarla karşı karşıya kalacağımızı hatırlatalım. Chaining projesinde yükselişlerin gelebileceğini tekrardan söylemek isterim. Stoplu bir şekilde ilerlenmesi tabii ki elzemdir diyelim. Peki kıymetli arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.